Çin hükümetinin verileri Pekin'in bölgedeki Müslüman Uygurlara yönelik baskılarını başlattığı 2014'ten bu yana Doğu Türkistan'daki uzun hapis cezalarına çarptırıldığı bildirilen kişi sayısında ciddi bir artış olduğunu gösterdi. CNN'in haberine göre gözaltı sisteminin yanı sıra yürütülen ayrı bir program kapsamında uzun hapis cezaları verildi. Program kapsamında iddia edilen terörizm, ayrılıkçılık ve etnik nefreti kışkırtma gibi suçlar için çok uzun hapis cezalarına karar verildi. CNN'in haberine göre 2014'te Doğu Türkistan'da yaklaşık 21 bin kişi hapis cezasına çarptırılmıştı. 2018 itibariyle ise bu sayı 6 kat artarak 133.200'e ulaştı. Çin 2018'den beri hapishane verilerini yayımlamıyor. Habere göre 2016'da tutuklananların sadece %27'si 5 yıldan uzun hapis cezasına çarptırılırken bu oran 2017'de %87'ye yükseldi. ABD Dışişleri Bakanlığı 24 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada Çin'i Uygur ve Doğu Türkistan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik soykırımla insanlara karşı suçlardan sorumlu tutmaya devam edeceğini söyledi. Açıklama Çin'in Uygur özerk bölgesindeki insan hakları ihlalleri ve Uygurları zorla çalıştırmasına yönelik yeni yaptırımların uygulanmasıyla bağlantılı olarak ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte 24 Haziran'da yayınlandı. Voice of America'nın haberine göre siber güvenlik araştırmalarında uzmanlaşmış bir ABD araştırma departmanı olan Insert Group geçtiğimiz günlerde yeni bir araştırma raporu yayınladı. Rapor 2014'ten itibaren Orta Asya ülkelerine yönelik yeni bir dizi siber tehdidin Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Sincan 69-010 birimi ile ilgili olabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar Çin siber saldırı gücünün Çin'i 10 yıldan fazla bir süre içinde ikinci kademe bir siber ülkeden dünyanın en büyük siber tehdidine dönüştüren Halk Kurtuluş Ordusu ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın bir kombinasyon olduğunu söylüyor. Çin'in ABD ile rekabet etmek için ana araçlarından biri olarak siber casusluğu kullanması geleneksel jeopolitiği yeniden şekillendirebilir. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesinin ardından verdiği röportajda ABD ve Fransa'nın aynı hedeflere sahip olduğunu ve her iki ülkenin de Çin'in öncülük ettiği özgür dünyaya tamamen uyumsuz bir yeni dünya düzeni olasılığına karşı direnmeye kararlı olduğunu söyledi. Bu Blinken'ın Dışişleri Bakanı olarak Fransa'ya ilk ziyareti. Blinken, amacımız Çin'i kontrol altına almak veya Çin'in gelişimini engellemeye çalışmak değil ama iş özgür ve açık bir uluslararası düzeni savunmaya gelince ayağa kalkacağız, dedi. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, sürücülerin yanlışlıkla cruise control özelliğini açmasına yol açan bir hata sebebiyle Çin'deki yaklaşık 285 bin aracını geri çağırdı. Bu özelliğin yanlışlıkla açılması, aracın sürücü istemeden hızlanmasına ve dolayısıyla da güvenlik risklerinin oluşmasına yol açıyor. Çinli yetkililer Tesla'nın uzaktan yazılım güncellemesi yapmayı planladığını, uzaktan güncellenemeyen araçların sahipleriyle ise iletişime geçileceğini belirtti.